Samimi Analiz'den herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Samimi Haber Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Erzurumlu iş adamı Sayın Mehmet Aca. Sayın Aca, hoş geldiniz. Hoş bulduk Feriha Hanım. Öncelikle hem Erzurumlu bir yatırımcı, bir iş adamı olarak sizden Erzurum'la ilgili biraz bilgi almak istiyoruz. Çünkü kısa bir zaman önce Erzurum'da bir ziyaretiniz oldu. Hem Erzurum'da yapacağınız yatırımlarla ilgili hem şehirde bir süre böyle vakit geçirme şansını buldunuz. Malum önümüzde seçim. Evet. Bu seçimle ilgili mutlaka ki o seçim havasını görmüşsünüzdür. Evet. Erzurum'da ne gibi şeyler ön planda, nasıl bir hava var, hangi partiyle ilgili daha çok ön planda olan durumlar var. Bunların biraz bilgisini alalım istiyoruz. Evet. Öncelikle Samimi Haber takipçilerini saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Şimdi yaklaşık bir hafta Erzurum'da kaldım ben. Hı hı. Orada kendi şahsi yatırımımız var. İşte bir 5 yıldızlı termal otel, uluslararası bir tır parkı lojistik merkeziyle birlikte Erzurum insanımıza bir istihdam yaratmak üzere Erzurum'a gittik. Resmi başvurularımızı yaptık. İnşallah birkaç gün içerisinde de inşaat çalışmasına başlayacağız. Ben yaklaşık bir hafta kaldım Erzurum'da Derya Hanım. Erzurum gün geçtikçe gelişiyor. Çok güzel yatırımlar yapılmış. Büyükşehir Belediye Başkanı şehre inanılmaz bir ivme kazandırmış. Hı hı. Bunu gittiğinizde görebiliyorsunuz. Erzurum malum biliyorsunuz doğunun merkezi. Dolayısıyla yatırımlar Erzurum'a yapılınca Erzurum insanı da mutlu. Şehirde eşimizle, dostumuzla zaman geçirdik. Kendi resmi işlemlerimizi bitirdikten sonra ben Erzurum'u gezmeyi seven birisiyim. Kot pantolon ve kazağımı giyip bir tane araca binip Erzurum'un bu çay ocakları çok meşhurdur. Taburelerin üstünde oturup sohbet eder. Bir de Erzurum sıcak bir şehir, insanı sıcak. İşte gittik, Ramazan öncesi olduğu için çay içtik, sohbet ettik. 14 Mayıs'taki seçimlere Erzurum toplumu da kilitlenmiş durumda. Tüm Türkiye malum. Dolayısıyla biz de tabii hem yayın grubu sahibi olmamız hasebiyle hem de bir vatandaş olarak insanlardaki izlenimi merak ettiğimiz için bir kendileriyle böyle bir sohbet yapmış olduk. İşte Millet İttifakı bir taraftan, Altılı Masa diye tabir ettiğimiz bir taraftan da Cumhur İttifakı, işte AK Parti, MHP'nin başını çektiği partiler. Şimdi Erzurum geneline baktığımızda memnun taraflar var Cumhur İttifakı'ndan, memnun olunmayan taraflar var. Erzurum toplumu Cumhurbaşkanı'nı seviyor. Yani bu hiç tartışmaya bile yer vermeyecek şekilde seviyor. Cumhurbaşkanı'na karşı Erzurum... Memnun olmadığı taraflar? Memnun olmadığı taraflar şimdi biraz ekonomiden dolayı muzdaripler. Bir de yerel kaynaklı bir takım sıkıntılar var orada. Yani bu her ilde olduğu gibi. Ama Erzurum'da biraz daha fazla oluşmuş durumda. Şimdi Cumhur İttifakı'nın bakıyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum'da yeni bir il başkanı atamış. Adem Yurdagül diye bir genç bir isim. Ben buradan da söylemek istiyorum. MHP'nin Erzurum il başkanı gelecekte Türk siyasetinde çok iyi yerlere gelecek ve siyaseti yönlendirebilecek kapasitede bir arkadaşımız. Ben onu gördüm. Çünkü müthiş bir saha çalışması var. Dolayısıyla MHP'nin Erzurum il başkanı karış karış geziyor Erzurum'u. Atandığı günden beri kendisine de başarılar diliyorum. AK Parti'ye gelince, AK Parti'de biliyorsunuz bir il başkanı vardı. Eski il başkanı diye tabir ettiğimiz Mehmet Emin Öz. Evet. Milletvekili aday adaylığı için istifa etti. Yaklaşık 7 yıl il başkanlığı yaptı. Yerine genç bir avukat arkadaşımız atanmış. Evet, yakın bir zamanda. Avukat İbrahim Küçükoğlu. O da çöken bir AK Parti'yi pozitif bir enerjiyle normale döndürme gayreti içerisinde. Şunu mu diyebiliyoruz? Yani şehir AK Parti'ye karşı çok büyük bir sevgi duyarken aslında son 7 yılda il başkanının yapmış ya da yapmamış olduğu çalışmalarla maalesef bir şimdi şöyle, kaygı mı vardı? Ve bu gitti mi? Şöyle, nasıl? Ben size anlatayım.
Erzurum demin de size söylediğim gibi 30 büyük şehrin içerisinde olan bir şehrimiz. Ama insanların birbirleri tanımasıyla küçük bir şehir aslında. Herkes herkesi çok iyi biliyor. Ve dolayısıyla yaptığınız bir olumlu hareket bütün şehirde bir saat sonra duyulabiliyor. Olumsuz hareketler de bir saat sonra duyulabiliyor. Şimdi bu Mehmet Emin Öz'le ilgili ayrı bir para başmak istiyorum. Kendisi tarihçi diye söylüyorlar. Tarih öğretmeni diyorlar. Yapmış mı öğretmenlik yapmamış onu da bilmiyorum ama bizim Erzurum'da çerçi derler. İşte ticari geçmişi var. Tencere, tava, çanak. Bunları satan bir adammış. Bizim Erzurum'da bunlara çerçi derler. Dolayısıyla ticareti Erzurum'daki aldığımız vatandaşın söylediğine göre aldığımız bilgiler ticareti iyi gitmeyince o işi bırakmış. Yani iflas demeyelim de iflas etmiş diyorlar ama ticareti iyi gitmeyince bırakmış. Bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı da değerlendirmek üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni almış kendisini. İşte Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluşunda genel müdürlük yapmış. Sonra Büyükşehir Belediyesi değişince başkanı, gelen Büyükşehir Belediye Başkanı da çok kadroya dokunmadan bunlarla devam etmiş. 2016 senesine kadar farklı alanlarda daire başkanlığı falan yapmış. En son Kültür AŞ daire başkanlığından emekli olduktan sonra AK Parti'ye il başkanı olarak atanmış. Şehirde inanılmaz derecede tepki var kendisine. Şimdi araya girmek istiyorum. Evet. Samimi Haber Merkezimize gelen aslında bizim haberler de vardı bu doğrultuda. Hı hı. Yani mesela daha öncesinden önümüze gelen haberlerde çok ciddi bir şekilde il başkanlığı makamı, mevkisi değerlendirilerek ya da kullanılarak doğru ifade hangisi ise artık yapılan bazı şeyler varmış. Usulsüzlük gibi. Bunlar doğruluğu şey ne kadar? Ben çünkü size bize bir de şey böyle söyleyeyim. Tarz haberler geldi ki bir çay sosyal ocağında, medyada da var. Bir çay ocağında çay içiyoruz. Erzurumlar sağ olsun bana da bir çay ikram etti. Yaşlı bir amcamız var. Orta yaşlı bazı insanlar oturuyoruz. İşte ben sordum nasıl genel durumlar falan. Çok şükür halimizden memnunuz. Devletimiz var olsun. Erzurumları biliyorsunuz. Milliyetçi, muhafazakar bir toplum. Ne yapacaksınız bu seçimlerde dedim. 55-56 yaşlarında bir abimiz dedi ki, ya Mehmet Bey dedi, ben dedi Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Yalnız dedi buradaki yerel durumlardan dolayı da ben bu AK Parti'ye oy vermek istemiyorum. Sebep dedim, bakın dedi ben size bir şey söyleyeyim. Benim kardeşim dedi üniversite mezunu. Ve dedi Boğaziçi mezunu. İşsiz geziyor, ben kardeşime iş bulamadım. Kardeşim benim şu an bir mağazada bir arkadaşımın yanında çalışıyor. Boğaziçi mezunu. Ama aldığımız duyumlara göre AK Parti'nin eski yıl başkanı, şu anki milletvekili aday adayı olan Mehmet Emin Öz'ün oğlu Atatürk Üniversitesi'ne arkadan dolanılarak haksız, hukuksuz bir şekilde işe yerleştirilmiş. Ben Boğaziçi mezunu kardeşime iş bulamazken Mehmet Emin Öz'ün oğlu benim kardeşimden daha mı değerli, daha mı başarılı acaba? Bir de niye arkadan dolanılarak iş yapıyor? Hemen aklıma benim bunlarla ilgili çıkan haberler vardı. Şimdi dedim ki yani yerelle genelliği değerlendirmemek lazım. Olsun dedi, bunlar bizi üzüyor. Biz dedi eğer dedi Mehmet Emin Öz gibi insanlar bu şehirde olduğu sürece, bu şekilde siyasetin içerisinde olduğu sürece biz oy vermeyiz. Haklarımızı gasp etti sayıyoruz. Şimdi öyle deyince tabii yanındakiler de onayladı. İşte dedi ki oğlunu bütün şehir konuşuyor. Bir gidin gezin oğluyla ilgili neler söylüyorlar. Akşam döndüm otele. Oğluyla ilgili zaten geçmişte bazı basın yayın organlarında haberler yapılmıştı. Ha bir de şunu söylediler. İşte oğlun üniversiteye yerleştirdiği zaman tabii kimse bilmiyor ne şekilde yerleştirildiğini. Benim oğlum çok başarılı. Ve memleketine hizmet etme adı altında Atatürk Üniversitesi'nden davet alarak gelip memleketine hizmet etti. Biz de ses çıkartmadık. Yani bir Erzurumlu başarılı bir öğrenci bitirmiş, araştırma görevlisi olarak gelip şehrine hizmet edecek.
Tabii ki bundan biz de memnuniyet duyduk. Ama sonrasında baktık ki çok da başarılı bir yolu yokmuş. Aa, bunlar benim kafamda zaten hep deli gibi sorulardı. Döndüm geldim. Bu haber içeriklerini bir araştırmaya başladım. İşte baktım farklı haber mecralarında çocuğuyla ilgili haber yapılmış. Şimdi bakın. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi bu tür şeyler zora sokuyor. Yerel küçüktür. İnsanlar birbirlerini tanıyorlar. Aslında tepki Cumhurbaşkanı'na değil. Yereldeki adama tepki. Ama diyor ki ben vermeyeceğim bu oyu. Buna verirsem Cumhurbaşkanı'na verdiğim zaman buna vermiş olacağım ve bu kendine başarı sayacak. Çünkü Ankara ya sesimizi duyuramıyoruz diyor. Özür diliyorum. Şimdi araştırma yap. Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarih Anabilim Dalı. Öğretim üyesi alanında son başvuru tarihi 15-12-2017 olan 101-98-50 İlhanoğlu Hukuk Tarih Araştırma Görevlisi başvurusuna 10 kişi başvurmuş. 10 kişi. 10 kişi başvurduktan sonra kapatmışlar sistemi. Ya şimdi bunu nasıl anlatayım ki? 10 kişi başvuruyor Derya Hanım. 8 kişi sınava gelmiyor. Kalan 2 kişiden biri eski il başkanı oldu. Kalan 2 kişiden biri Cehun Öz. AK Parti şu anki milletvekili aday adayı eski il başkanı Mehmet Emin Öz'ün oğlu. Bir tanesi de Said Emre Kumral isminde bir kardeşimiz. Şimdi bir sınav yaparsınız. Bir kişi gelmez anlarsınız. İki kişi gelmez anlarsınız. Üç kişi gelmez anlarsınız. Dört kişi gelmez anlarsınız. On kişilik başvuruda sekiz kişi nasıl oluyor da bu sınava gelmiyor? Soruyoruz, soruşturuyoruz. Şimdi bu sekiz kişi üzerinde biz çalışma yapıyoruz. Bunlar, bu sekiz kişi var mı yok mu da belli değil. Bunlar var mı yok mu da belli olabilir, değil. Şey olabilir diyorsunuz yani bu... Atatürk Üniversitesi rektörünün, bakın buradan söylüyorum. Atatürk Üniversitesi'nin rektörü behamalı bu konuyla ilgili açıklama yapmak zorundadır. İnsanların bu büyük bir skandaldır. Türkiye'de büyük bir skandaldır. 10 kişilik bir sınavda 8 kişi sınava gelmiyorsa bunun hesabını millet sorar. Cumhurbaşkanına da bundan dolayı bir alınganlık var. Diyor ki bu tür insanları getirip başımıza il başkanı olarak atıyorlar. Yaptıkları şey bu. Buyurun. Şimdi 8 kişi sınava gelmiyor ve yedek olan kişi ALES puanı Mehmet Emin Özünoğlu'ndan daha yüksek. Mehmet Emin Özünoğlu 83.966, yedek olanınki 84.917. Lisans notu, çok başarılı benim oğlum demişti. Lisans dediğimiz diploma notu. Şimdi ona da geleceğim. Lisans notu da yedek olan Mehmet Emin Özünoğlu Cehun Öz'den yüksek. O nasıl oluyorsa bu arkadaşımız, bunu da araştırdık. Bu arkadaşımız şu an Said Emre Kumral. Bununla da görüşeceğiz. Bu arkadaşımız şu an Ankara'da bir üniversitede araştırma görevlisi olarak işe girmiş. Her zaman daha girememiş. Yedek kalmış ama bunu araştırdık. Şimdi bu 8 kişi üzerinde de yoğunlaşıyoruz. Ve bu AK Parti'ye çok ciddi zararlar veriyor. Erzurum'da inanılmaz bir tepki var. Benim oğlum çok başarılı diyor. Oğlu Aziziye Koleji, kapatılan FETÖ'nün Aziziye Koleji'nde mezun. O gün mezuniyetinde sınavlardan işte bu yüksek öğretim sınavlarında eşit ağırlıkta Türkiye 71.'si olmuş. Türkiye 71.'si. Şunu diyebilir miyiz? İçeride evet. Hala aslında partiye zarar veren kişiler var. Kendini kamufle mi ediyor? Tabii. İşte belgeler burada. Şimdi bana kimse anlatmasın. Yani seçim öncesi partiye zarar verebilecek insanların bitti. Elenmesi gerektiğini. Tabii bana kimse anlatmaz. Yani bunu anlatamazsınız. 8 kişi katılmamış sınava. Yani bu nedir biliyor musunuz? Birilerine müracaat ettirilmiş. Diğer müracaatların önüne geçilmesi için. Ama alınacak kişi belli. Bu 8 kişi var mı yok mu? Şimdi bunun üzerinde bir çalışma yapıyorum. Ben araştıracağım ve bu Türkiye'nin yarayan bir kanası. Bu büyük bir skandaldır. Tamam buradan geçen sene haber yapılmış geçmiş ama bu haber yapılıp geçilecek bir durum değil. Bu Cumhurbaşkanı'na da büyük bir zarar. Cumhur İttifakı'na da şu an herkesin elinde bu dolaşıyor Erzurum'da. Yani kapatılan Aziziye Koleji mezunu FETÖ'den işlenmiyormuş, kapatılmış. Eşit ağırlıkta Türkiye 71.'si olmuş. Ceyhun Öz, Mehmet Emin Öz'ün oğlu. Şimdi eşit ağırlıkta, siz de yüksekokul mezunusunuz. Eşit ağırlıkta Türkiye 71.'si olan birinin
Lisans notunu ben hukuk fakültesi haricinde bütün bir sürü dostum var. Profesörler, dekanlar, rektörler, onlarla görüştüm. Dedim ki ya hocam, Türkiye 71.si olan, eşit ağırlıkta Türkiye 71.si olan bir öğrencinin lisans notu kaç olmalıdır sizce, diploma notu? Ya dedi ki 90 üzeri olmalı. Çok başarılı diyor ya il başkanım, eski il başkanı. Ya 66 ya. Yani ilkokuldaki orta. Hani ortayla geçti diyorlar ya. 66. Milleti böyle kandıramazsınız kardeşim. Bu partiye zarardır. Bu ülkeye zarardır. İnsanlar diyor ki biz bu rezaleti gördükten sonra AK Parti'ye oy vermek istemiyoruz diyor. Peki bununla ilgili acil çözüm olarak hem bir iş adamı, hem bir yatırımcı, hem de bir medya başkanı olarak öneriniz nedir? Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Cumhurbaşkanı eğer kaybederse %70'ine yakını bu tür insanların yüzünden kaybedecek. Çünkü Cumhurbaşkanı her şeyi bilemez. Adam dünyayla uğraşıyor. Tamam mı? Bu tür şeyler yerelde kalıyor. Ankara'ya çok şikayet ediyorsunuz. Olduğu yerde kalıyor. İnsanlar ne kadar da şikayet etse işte ettiğine kalıyor. Ama geldiğimiz noktada bu tür insanlara müthiş bir tepki var. Ya bakın ben size bir şey söyleyeyim. Öneriniz nedir? Ya önerimiz şu. Yani bu seçim zor bir seçim. Evet. Her taraftan kurcalanılan bir seçim. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın behamahal bu tür insanlara yönelik, Türkiye'nin neresinde olursa olsun parti içerisinde bu tür insanlara karşı bir tedbir alması gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı bundan haberi yok. Olsa zaten anında partiden atar. Yani şu bir skandaldır. Bu bir skandaldır. Yani bunu kimse anlatmasın. 8 kişi nerede kardeşim, 8 kişi? Böyle bir rezalet olur mu? Elbette ki yani AK Parti İl Başkanı'nın oğlu diye sınava girmeyecek mi, kazanmayacak mı, yerleşmeyecek mi? Elbette ki kazanacak. Ama usul neyse ona göre yapılacak. Ama sen şimdi 10 kişi müracaat edip 8 kişi sınava gelmiyorsa bunu Erzurum'daki en uca yaylalarda kalan köylüye bile anlatamazsın bunu. Baktığında zaten katakulli olduğunu söyler adam zaten. Bir, ikincisi de şehirde inanılmaz bir dedikodu şey yapmış. Yani anlatıyor insanlar. Partiyi huzursuz etmiş, belediye başkanlarını huzursuz etmiş. Çok kişi anlattı bana. İşi gücü insanları dedikodu, işi gücü bu. Şimdi, ya kardeşim sen il başkanlığı yapmış bir adamsın. Bir vatandaş ne dedi biliyor musunuz? Partiye gittim dedi. Partide dedi kapılar şifreli dedi. Şifreli. Ya dedim ki burası Şırnak AK Parti İl Başkanlığı değil ki, Hakkari İl Başkanlığı değil ki, Erzurum ya. Ki orada da yoktur diye düşünüyoruz. Kapılar şifreli. Özel kanemine gittim. Özel kanemi bana dedi ki başkan bey yok. Tam diyor geri dönerken notumu yazdırdım. Geri dönerken birisiyle içeride konuşma sesini duydum diyor. Kimseyle görüşmüyor diyor. Kapıları şifreli. Ben diyor nasıl vereyim bu şimdi? Bu adamı şimdi listeye sokarlarsa ben AK Parti'ye nasıl oy vereyim diyor. Yaşadıklarımız var, gördüklerimiz var. Bir oğluyla daha ilgili bahsedeceğim. Bir tane oğlu da Mustafa Çağrı Öz. Ya Derya Hanım, mezun olduktan sonra 2 yıl içerisinde genç bir arkadaşımız Erzurum'da 20 yıl doktorluk yapan adam başhekim yardımcısı olamazken getirmişler Erzurum'da Maraşal Çakmak Hastanesi'nde başhekim yardımcısı yapmışlar. Bunu bütün Erzurum konuşuyor. Genç bir arkadaşımız. Şimdi insanlar bunu görüyor. Diyor ki il başkanının oğlu orada başhekim yardımcısı. Yani başhekim yapamamışlar. Başhekim yapmış ama o yönetiyor hastaneyi diyorlar. Bu insanlar aktardı bana. Çok rezalet bir halle karşılaştık Erzurum'da. İnanılmaz bir tepki var. Ve bir gazeteci arkadaşımızla konuştum. Dedi ki 2019'da ya bir haber yaptık dedi ya. Sayın Mehmet Emin Öz'ün kısa yazılışını yazdık. M-E-Ö. Mal varlığını açıklar mısınız? Dedik. Geceleyin dedi bizi gözaltına aldılar dedi. Sabaha kadar dedi nezarette kaldık. İfademizden sonra bizi serbest bıraktılar. Şimdi böyle bir rezalet olamaz. Peki bunlar bir medyaya bir haber hakaret. Mı? Yok, ulusal medya yayınlamış. Kendi mecralarında yayınlamışlar ama yayınladıklarına kalmışlar. Şimdi biz basıncıyız. Kişilerle ilgili veya kurumlarla ilgili bir haber yaptığımız zaman
Kişi mahkemeye verebilir ama mahkemeye verir. Şikayet eder. Savcı soruşturma açar veya tazminat davası açar. Böyle bir şeyden dolayı gözaltı kararı olması mümkün değil. Ya Muz Cumhuriyeti mi burası kardeşim? Sen gecenin bir vakti emniyet müdürüne baskı yapıyorsun. Gazeteciyi gözaltına aldırtıyorsun. Sabaha kadar nezarette çoluğunun çocuğun önünden aldırıyorsun. Ne oluyoruz yani? Ne oluyoruz yani? Nedir bu yani? Adam bana anlattı, şok oldum. Bir gazeteci arkadaşımız daha anlattı. Dedi ki işte bize programa geldi. Kendi teşkilatlarını acayip derecede yıpratıyormuş. Yani belediye başkanlarını. Dedi ki bir gazeteciye dedi bir şey niye anlatırsınız? Siyasetçiyseniz yaz demek için anlatırsınız. Bir kendi bir milletvekiliyle ve bir belediye başkanıyla ilgili bize bir takım şeyler anlattı. Bu ne demektir dedi biliyor musunuz Mehmet Bey? Ben size aktarıyorum. Size söylüyorum. Konuşmak için konuşuyorum ama siz benden alın yazın. Kendi belediye başkanı, kendi milletvekili. Biz de konuyu araştırdık diyor. Acaba böyle bir şey var mı? Aslı yok. Yani düşünün. Aslında partiyi yıpratma durumu. Çok yıpratma durumu var. Yani insanlara inanılmaz derecede hor davranılmış, insanlar orada küçültülmüş, insanların aleyhinde bir takım... Bakın ben söylüyorum, ben birkaç haber yazmıştık. Erzurum Haber Ajansı da bizim ya. Ben kendim birkaç köşe yazısı almıştım. Gene söylüyorum. Diyorum ki, bu bizim söylediklerimizde. Eğer bir hakaret, bir iftira varsa mahkemeye verin. Biz elimizdeki bilgi belgeleri mahkemeye verip tutanaklara geçirelim. Bak ben gene söylüyorum. Burada biz iftira atmıyoruz. Vatandaşın söylediklerini resmi belgelerle aktarıyoruz. Eğer beyefendi söylediklerimizden yana bir hakaret, bir iftira olduğunu düşünüyorsa kendisi bizi mahkemeye versin. Elimizdeki bazı belgeler var. Başka belgeler de haber merkezimize gelmeye devam ediyor anladığım kadarıyla. İstihbarat servisimizin aktardığı. O belgeleri de biz mahkemeye verelim. En azından insanlar görsünler bakalım biz hakaret mi etmişiz, gerçekten doğruları mı yazmışız? Şimdi konuştuğumuz aslında konulardan şunu ortaya çıkartıyoruz. Yani tam da seçim arifesinde hem Cumhurbaşkanımıza hem AK Parti'ye zarar gelmemesi adına bazı şeylerin de görülmesi gerektiği kanaatinde olduğunu kesinlikle. Bakın mesela yeni bir yıl başkanı atanmış. İnsanlar diyor ki biz gittik. Kapısı açık. Bak ne kadar güzel. Anlattılar insanlar. Kendisine teşekkür ediyorum. Avukat İbrahim Küçükoğlu. Siyaset böyle yapılır. Biz gittik diyor kapısı. Ama bu adamın döneminde gittiğimizde kapılar şifreli diyor Mehmet Bey. Kapılar şifreliydi diyor. İnsanlar diyor işçi alımlarında skandal şeylere müdahale ederek yaptılar diyor. Ya inanılmaz şeyler anlattılar. Biz de hayretler içerisinde insanları dinledik. Ve inanılmaz derecede bu Mehmet Emin Öz'den dolayı AK Parti'ye Erzurum'da müthiş bir tepki var. Tam da adaylık listeleri. Tabii başka şeyler de var. Elimizde bir takım bilgi belgeler spara servisimizde sabah arkadaşlar bana sundular. Değerlendiriyoruz, araştırıyoruz. Onları da teyit ettikten sonra... Habercilik iftira değildir. Habercilik insanlarla uğraşmak işi değildir. Bize hiç yakışmaz. Ama bu tür insanları da mutlaka hem kamuoyunun önüne hem de partisinin olabilir. Cumhurbaşkanı görmüyordur, etmiyordur. Çünkü Cumhurbaşkanı her şeye hakim değildir. Şimdi burada Cumhurbaşkanı bu adamı niye atadı diye suçlayacak halimiz yok. Adam atamış. Git teşkilatı temsil et. Halka hemhal et. Git çocuğunu dolaylı yollarla arkadan dolanarak Atatürk Üniversitesi'ne yerleştir dememiş Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nda eğer yara alacaksa, bu işten dolayı Erzurum'da çok yara alır. Ama MHP'nin il başkanı çok ciddi çalışıyor, gördüm. Erzurum'da belediyeler çok iyi durumda, iyi çalışıyorlar. Bilhassa Büyükşehir Belediyesi inanılmaz şehre evet, çeyrek... Evet, turizm noktasında özellikle yaptığı çok, çalışmalar. Çok, şimdi Konaklı diye bir bölgemiz var, orayı Davos'a çeviriyor. Yani kendisine de buradan teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Millet İttifakı'na gelecek olursak İYİ Parti'nin il başkanı genç bir arkadaşımız Fatih Güney'in, o da kendince bir takım çalışmalar yapıyor. Başarılı bir arkadaşımız. CHP'nin il başkanı bir emekli bir öğretmen Suat Dülger. Efendime söyleyeyim. Millet İttifakı da Erzurum'da var olma ve bir milletvekili daha arttırabilir miyim? Hatta onların
şeyleri, söylemleri, biz bu dönem 3 çıkaracağız diyorlar Erzurum'da. Erzurum'da 6 tane milletvekili var. Şimdi insanlar şunu söylüyor. Matematiksel hesap yapıyorlar. Erzurum mu var ya, acayip siyasetçi. Dedim ki kaç kaç biter? Vallahi dedi Mehmet Bey dedi. Şu şekil olursa liste dedi. Mehmet Emin Öz'ün listede olacağı bir liste. Hı hı. AK Parti'nin burada minimum çıkaracağı 2. Diğerleri 2 de dedi Millet İttifakı çıkartır. 4. Bir tane de dedi MHP çıkartır. 5. Bir de dedi HDP çıkartır. 6. Peki Mehmet Emin Öz yok listede. Ha o zaman dedi 3-4'ü bulur tekrar dedi. Çünkü insanlar çok tepkili. Bir de orada şöyle bir şey var. Güney ilçelerimiz var. Erzurum'un nüfusunun yarısına yakını Kürt kökenli, Kürt orijinli hemşerilerimiz. Burada tabii AK Parti için, Cumhur İttifakı için önemli olan iki isim var. Bunu bir kere söyleyeyim. Birincisi Büyükşehir Belediye Başkanı o bölgede çok seviliyor. En ucra köşelerine Sekmen. En ucra köşelerine hizmet götürmüş. Bundan dolayı Kürt kökenli vatandaşlarımız kendisini çok seviyor. Çocuktan iş almış, hizmetler götürmüş, yardımlar yapıyor her gün o bölgede. İki, hatta üç isimden bahsedelim. Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum milletvekilimiz. Tabii onca şeyi yaşadı. Ona rağmen... Evet, hali hazırda zaten mevcut bir milletvekili. Tabii yaşadığı haksızlıklar da var Zehra Hanım'ın. Ama bölge mesela Zehra Hanım'ı da çok seviyor. Yardım etmiş, insanların sorununu çözmüş, koşturmuş. Şimdi bunun hakkını yemeyelim. Böyle de bir şey var. Hı hı. Zehra Hanım'ı da bölge çok seviyor. Bir de İbrahim Aydemir. Evet, İbrahim Aydemir özellikle son dönemlerde bu Millet İttifakı'nın HDP tarafında, HDP ile işbirliği noktasındaki söylemleri çok dikkat çekecek. Evet, İbrahim Aydemir de mesela... Oldukça da gündemde sürekli. Evet, Kürt kökenli vatandaşlarımız İbrahim Bey'de çok böyle... sevgiyle, sempatiyle sahipleniyorlar. Şu İbrahim Bey de o bölgede birçok insanın derdine derman olmuş. Dolayısıyla bu üç isim Erzurum'daki Kürt oylarına yönelik AK Parti'nin büyük bir silahı olacaklar. Öyle gözüküyor. Şimdi bakın Zehra Hanım o bölgenin insanı. Ben kendi gözlerimle gördüm. Birçok insandan da duydum. Birçok insana yardım etmiş. Allah razı olsun. Efendim ben söyleyeyim, öğrencilerine bilgisayar almış, okullara yardım etmiş, hastalarını tedavi ettirmiş, her şeye koşturmuş. İki, İbrahim Aydemir. O bölgede inanılmaz derecede seviliyor. İnsanların derdine koşmuş, herkesi misafir etmiş, gönlünü açmış. Dolayısıyla bunlara müthiş derecede bir sevgi var. En önemlisi Büyükşehir Belediye Başkanı. İnanılmaz hizmetler götürmüş. En ucra köşelere kadar. AK Parti'nin en büyük silahıdır bu üç isim. Çünkü HDP bir vekil çıkartır diyorlar. Orada. Ve mutlaka listede olması gerekiyor diyorsunuz. Listede olur olmaz bilmiyorum ama bu üç isim AK Parti için orada çok önemli. Çünkü insanlar bunlara müthiş derecede o bölgede Kürt orijinli vatandaşlarımızın sempatisi mükemmel derecede. Ama bir işte geldiğimiz noktada birçok muhtarla görüştüm. Diyor ki Mehmet Bey diyor, vallahi diyor ben diyor AK Parti'yi çok seviyorum, Cumhurbaşkanı'nı çok seviyorum ama bu Mehmet Emin'in olursa listede vermem. Ya kardeşim bana niye söylüyorsunuz? Yani bu kadar mahallelere, yani bana, ilçelere, her noktaya yayılmış. Bana niye? Köprüköy'den bir muhtar söyledi bana ya. Köprüköy diye bir ilçemiz var bizim. Erzurum'un aşağı yukarı 50 kilometre, 55 kilometre dışında. Oradan bir muhtarımız. Bu eski il başkanı listede olduğu sürece ben oy vermem. Ya kardeş diye, hayır vermem. Şimdi bunu insanlar söylüyor. En ucra köşelerinde insanlar söylüyor. Bu kadar huzursuzluk neyin nesidir? Bunu acaba genel merkez görmemiş mi? Veya kardeşim bana söylemeyin, ben sizin gibi bir vatandaşım. Ya Mehmet Bey işte siz en azından yayıncısınız, ulaşabiliyorsunuz. Hı hı. Siz aktarın. Siz söyleyin. Diyor ki bir söylediğimiz zaman bize bu sefer abu altından sopa gösteriyor. Ben diyor listedeyim. Göreceksiniz, ben size hizmet getirmeyeceğim. Bunu da söyleyemiyoruz. Dolayısıyla ortada bir seçim var Erzurum'da. İzlenimlerimizi de aktarmaya devam edeceğiz. Bir taraftan madalyonun bir tarafı. Bir taraftan da öbür tarafı var. Şey mesela Kamil Hoca, MHP'nin genel başkan yardımcısı. Hı hı. Ona da mesela insanların çok böyle naif bir yaklaşımından dolayı insanların böyle bir sempatisi var. Kamil Hoca beyefendi. Hı hı hı. Çok dört dörtlük insanları kırmadan, dökmeden, incitmeden siyaset yapan,
elinden geldiğince de sorunlarımızı çözen bir pozisyonu var dediler. Dolayısıyla Erzurum insanı naif, mert bir insan. Hakkı olana teslim eden bir millet Erzurum insanı. Yani içi dışı bir olduğu için tepkisini de çok rahatlıkla ortaya koyabiliyor. Takdirini de çok rahatlıkla ortaya koyabiliyor. Erzurum'daki izlenimimiz böyle dediler yani. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Hacı? Ben 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Vatanımıza, milletimize bereket getirmesini temenni ediyorum. Samimi haber bu arada Erzurum'da çok takip ediliyor arkadaşlar. Tebrik ediyorum sizi. Türkiye'nin en ucu köşelerine kadar ulaşmışız. Samimi haber ekibimiz olarak sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Arkanızdayız diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Hacı. Evet, bugünkü konuğumuz hem Erzurumlu yatırımcı, iş adamı, aynı zamanda Samimi Haber Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Acay'dı. Seçim öncesinde aslında tam da listeler açıklanmadan önce aday adayları noktasında hem şehrin nabzını tuttuk hem de bu noktada seçim havasını sizlere aktarmaya çalıştık. Listeler belli olduğunda yeniden yeni bir programda sizlerle birlikte olacağız.